Herkese merhaba. Bu videomda size hızlı saç uzatma yöntemleri hakkında bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Burada anlattığım bütün bilgilerin bilimsel dayanakları var. Bu nedenle gönül rahatlığıyla verdiğim yöntemleri deneyebilirsiniz. Ben saçlarımı çok sık kestiren bir insanım ama çok da hızlı uzatan bir insanım. Birkaç ay içerisinde saçlarım ideal uzunluğa erişiyor. Şimdi yine saçlarımı kısa kestirdim. Ama biliyorum ki 3 ay içerisinde tekrar şuralarıma falan gelecektir. Tamam, belki burası abartı ama yine buralarıma gelecektir. Bu nedenle sizinle de böyle nasıl saç uzattığımı, bilimsel olarak neler bildiğimi paylaşmak istedim. Videomun tamamını izleyerek saçlarınızı hızlı bir şekilde uzatabilirsiniz. Hazırsanız videoma geçelim. Artık saç uzatma denildiğinde akla ilk gelen ürünler arasında biberiye yağı yer alıyor. Aslında biberiye suyu da sıklıkla kullanılıyor fakat etkili olanlar arasında biberiye yağı yer alıyor. Biberiye yağı saç köklerinin beslenmesini sağlıyor. Kökleri çok iyi bir şekilde uyarıyor. Bu sayede saçların büyümesine yardımcı oluyor. Ayrıca biberiye yağının saç dökülmesine karşı da son derece etkili olduğu bilinen bir gerçek. Biberiye yağının kullanımı aslında oldukça basit. Haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz. Elinize birkaç damla biberiye yağından alıp bunu saç tiplerinize iyi bir şekilde sürün ve bu şekilde birkaç saat boyunca bekletin. Zaten o arınmayı, o uzamayı hissedebilirsiniz. Saç uzatmak konusunda da biberiye yağını bir başucu şişesi olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Daha doğrusu biberiye suyunu. Biberiye aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir miktar aktarlardan alacağınız biberiye suda kaynatın ve onu bir şişenin içerisine doldurun. Şişeyi aklınıza gelen her zaman saçlarınıza sıkın. Sabahları, akşamları artık fark etmeksizin ne zaman aklınıza gelirse saçlarınızı şekillendirmeden önce sıkın. Bu sayede saç uzamasını çok iyi bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Bu konuda da 2016 yılında bir araştırma yapılmış. Araştırmaya göre biberiyenin saç dökülmesini çok ciddi bir oranda engelleyen ilaç kadar etkili bir içeriğe sahip olduğu saptanmış. Oldukça etkili içeriklerden bir tanesi de Hint yağı. Hint yağı üzerinde de çok fazla araştırma var ve Hint yağı, öncelikle şunu söyleyeyim, bunu Hindistan cevizi yağı ile karıştırmayın. İkisi farklı yağlar. Hint yağı da son derece güçlü bir yağ. Saçların beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı oluyor. İçeriği oldukça zengin, saç köklerini güçlendirme konusunda oldukça etkili. Hint yağını haftada birkaç defa uygulayarak saçlarınızın uzadığını görebilirsiniz. Fakat böyle uzama sıradan uzama gibi olmuyor. Düzenli olarak kullanılan Hint yağı sayesinde saçlarınız oldukça sağlıklı bir şekilde uzuyor. Ve kırık oluşmadan parlak görünümle, sağlıklı bir görünümle uzuyor. Bu nedenle mutlaka bakım rutininize Hint yağını ekleyin. Son zamanlarda saçlarını uzatmak isteyen insanların pirinç suyu kullandığını mutlaka görmüşsünüzdür. Pirinç suyu inositol isimli bir madde içeriyor. Bu maddede amino asit de içeriyor ayrıca. Bu maddeler saçların kırılmasının önüne geçiyor. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. Saç büyümesini teşvik ediyor. Bu nedenle pirinç suyuyla yapılan ürün, maskeler, spreyler, tonikler oldukça faydalı. Pirinç suyunu nasıl kullanabilirsiniz? Her zaman gibi pirinç pilavı yapar gibi aslında. Bir miktar pirinci alın ve suda bekletin. En azından bir gece kadar beklemesini tavsiye ederim. Ardından bir şişeye doldurup bunu buzdolabında saklayın. Ve akşamları isterseniz saçınıza sürün. Sabaha kadar bu şekilde beklesin ve sabah olduğunda saçlarınızı normal bir şekilde yıkayıp şekillendirin. Bunu haftada birkaç defa yapabilirsiniz. Herhangi bir zararı yoktur. Ayrıca zararı olmadığı gibi faydaları da çok fazladır. Geçtiğimiz günlerde saç uzatma konusunda bir video izledim ve bir kız saçları buradaymış ve çok kısa bir sürede, 3-4 ay gibi bir sürede buraya kadar uzattığını söylemiş. Ve yöntem olarak sadece Hindistan cevizi yağı kullandığını belirtmiş. Kızın yöntemine göre Hindistan cevizi yağını saç diplerine ve uçlarına 2-3 günde bir uyguluyor ve bu şekilde sabaha kadar bekletiyormuş. Denemeye değer. Zaten artık Hindistan cevizi yağı saç bakımının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Herhangi bir zararda olmadığı için güvenli Hindistan cevizi yağını da kullanabilirsiniz. Saç dökülmesi konusunda ne kadar dışarıdan böyle sürdüğümüz ürünler etkili olsa da aslında içeriden de düzenli bir bakım yapmak gerekiyor ve doğru şekilde beslenmek gerekiyor. Stres özellikle saçların dökülmesine çok büyük bir etken. Bu nedenle stresten uzak bir yaşam sağlamak gerekiyor. Düzenli uykuya önem vermek gerekiyor. Ayrıca bunun yanı sıra saçları maalesef ki birçok kişi kestirmeden uzatabileceğini sanıyor.
aslında saçları kestirmediğim bir sürece burayı kapatıyor gibi bir şey düşünün. Düşünün siz kestirmiyorsunuz ve burası mühürlenmiş oluyor ve mühürlendiği için de bir türlü uzayamıyor. Bunun önüne geçmek için en azından birkaç ayda bir, en azından 3-4 ayda bir saçlardan minik minik kestirilmesi gerekiyor. Tabii ki kuaförlerimiz maalesef neden böyleler bilmiyorum ama kuaföre gittiğimizde küçücük kestirmek de size bayağı bir kesiyorlar. Bu nedenle ben uzatmak isteyen kişilerin 2'de bir kuaföre gitmesini pek tavsiye etmiyorum. Bunun yerine banyodayken şöyle hafif hafif minik minik uçlarından alırsanız saçlarınızdaki uzamayı siz de rahatlıkla görebilirsiniz. Umarım videom işinize yaramıştır. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.